Selamlar arkadaşlar. Luma Labs AI Dream Machine adlı video üretim yapay zekasını hep birlikte gözlemleyeceğiz. 5 saniyelik fotoğraftan videoya veya yazıdan videoya yapabilen bir sistem kendisi. Yapay zekanın nasıl çalıştığı, yani yapay zekalı bu aracın nasıl çalıştığını daha doğrusu konuşacağız. Ve sistemden biraz bahsedeceğiz. Tabii ki ben ilk başta kendim buna ürettirdim ve onlar üzerinden göstereceğim. Kaç hakkınız var? Nasıl kullanabilirsiniz? Bu tarz sistemler nasıl çalışıyor? Biraz daha anlatmış olacağım. Sıcak Fikir Medya'ya hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz, Videoyu beğenirseniz beğeneceğinizi biliyorum ama sizden bir ricam var. Sabitlenmiş yorum kısmında yazdığım yazıları lütfen okuyun. Orada sizin için değerli kaynaklar öneriyorum. O yüzden orası önemli. Videoya başlamadan önce teşekkür etmek istiyorum. Bu videoyu çekmemde fayda... Hayır, sponsorluk falan almadım. Kendim çekiyorum. Kendim anlatmak istedim. Çeşitli önemli bilgiler de vereceğim videoda. O yüzden videonun tamamını izlemenizi istiyorum. Rica ediyorum yani. Videonun tamamını izlerseniz sizler de kendinize çeşitli önemli bilgilerin paylarını çıkarabilirsiniz. Peki, Dream Machine AI, Luma Labs AI'ın Dream Machine adlı bu gördüğünüz videoları ürettirdikleri yapay zekasına, aracına bakacağız. Şimdi burada siteyi bir inceleyelim hep beraber. Bakın, neyi vurguluyor bu model? Bu yapay zeka modeli, Dream Machine modelimiz diyor ki, yüksek kalitede gerçekçi videoları hızlı bir şekilde yazıdan veya fotoğraflardan üretebilmenizi sağlıyoruz diyor. Hemen de böyle bizi deneyin diye, şimdi deneyin diye yönlendirme var. Ama hayır, biz görmek istiyoruz bazı örnek oluşturmaları. Bakın, bunu oluşturmuşlar. Bu arada Google'ın video karesi ara diye yeni bir özelliği var. Bakın, herhangi bir video üzerinde bunu deneyebiliriz. Bakın, video karesi ara dediğimizde buna benzer bazı görselleri de görmüş olduk. Google'ın Google Lens ile beraber yeni bir özelliği. Şimdi bunlar bu programdan çıkmış, bu araçtan çıkmış çeşitli promptlarla oluşturulmuş videolar. Örneğin burada bir ela göze zoom yapılmasının istendiği bir prompt girilmiş ve bu olmuş. Yani direkt olarak bir şey giriliyor, oradan 50 tane prompt seçiliyor diye bir şey yok. Siz ne kadar yaratıcı düşünebilirsiniz o kadar doğru sonuçlar üretirebiliyorsunuz bu tarz programlarda. Sora bakın burayla alakalı. Sora herkese erişim verdirmedi. Verdirdiğinde çok daha güzel şeyler elde edebileceğimize inanıyorum. Bakın OpenAI'ın buna benzer Sora'sı var. Onu hep yine sizler de göz atabilirsiniz Sora'ya. Fakat Sora herkese erişim verdirmedi. Verdirmediği için. Google'ın da Veo'su var. Herkese erişim verdirmedi. Verdirmediği için şu an bildiğim kadarıyla sadece ABD'ye erişebiliyor. Bir ülke daha vardı sanırım. O yüzden biz şu an buna erişebiliyoruz. Bu sisteme erişebiliyoruz. OpenAI'ın sonrasını kullanamıyorum. Erken erişim fırsatı elde edemediğim için. Bunu da Gemini'nin, Google'ın Veo'sunda kullanamıyorum. O yüzden ne yapacağız? Buradan bu örnekler üzerinden gösteriyorum. Bu örneklerle benzer sonuçlar üretebileceğinizi bilin bu programda. Bakın 120 saniyeye, yani 120 saniyede üretim yapabiliyoruz. Yani muhtemelen de şey yapacak. Yani 120 saniye içerisinde, yani 2 dakika içerisinde enget üretmiş olacak. Bakın burada bu kişi bu videoyu üretmiş. 5 saniye sürdüğünde zaten bakın tekrar yeniden başlıyor. Buradan da anlayabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim onu. Evet. Kamera hareketlerini taklit edebiliyor. Yani sinematik kamera hareketlerini ve doğal kamera hareketlerini yapmasını isteyebilirsiniz. İşte ne olur mesela bunu yaptırırsanız. Bakın ayı denizin içinde yüzüyor. Kamera ayıyı ilk alttan çekiyor. Sonra dalgaları çekiyor. Dalgalar ayının üzerine geliyor. Sonra zıplıyor falan ayı gibi. Çeşitli simgeler, promptlar verebilirsiniz. Ona göre üretim yapar. Bakın burada da yine sinematik bir çekim görüyoruz. Kamera sağa dönüyor. Sonra yukarı çıkıyor. Kişiye zoomluyor falan gibi. Ortamı çekiyor. Kişi kameraya bakıyor gibi. Çeşitli şeylerle bunu zenginleştirebilirsiniz.
Evet. Üretime devam edeceklerini söylüyor ve insan hareketlerinde taklit edebildiğini burada söylüyor. Örneğin bir insan normalde nasıl dans ediyor, biz diyor bunu tanıttık yapay zekamıza, o onu biliyor, bildiği için de diyor üretimlerde hareketleri taklit etmesini doğru bir şekilde yapıyor diyor. Hemen deneye bastığımızda bakın örnek bir prompt veriyor zaten burada idea kısmında. Bu prompt'u alıp kullanabiliyorsunuz. Buradan prompt'u beğenmezseniz değiştirebiliyorsunuz. Mesela örnek olarak verdiği prompt'un üzerine tıkladığımızda değiştirmek istediğiniz yerleri değiştirebiliyorsunuz ve aynı zamanda bunu tamamen değiştirip yapabilirsiniz. Fakat hani şunu da söyleyeyim. Beğenmediniz, sildiniz, altta bir tane daha prompt verdi. Geldiniz, bunu kullanmak istiyorum dediniz. Kullanabilirsiniz. Veya kendiniz ChatGPT olur, başka bir yapay zeka botu olur. Siz bunlarla beraber çeşitli özel promptlar üretebilirsiniz. Ya bunun yöntemini dilerseniz ben başka bir videoda gösterebilirim sizlere ama bunu zaten yapabiliyor olmanız gerekir. Yapay zeka chatbotları, botları daha doğrusu sizlerle şöyle konuşuyor. Yani siz ona bir şey soruyorsunuz, o size cevap veriyor. Ama önceki verdiği cevabı unutmuyor. O yüzden bir bağlam dahilinde konuşuyorsunuz. Siz ondan böyle böyle bir şey üretmesini istiyorum, bu tarz bir prompt ver. Tamam ama bu prompta bunu da ekle, şunu da olmasını istiyorum, prompta bunu da ekle falan diyerek onu genişletebilirsiniz. Genişletip aynı burada olduğu gibi çok detaylı bir prompt yazabilirsiniz. Aklınıza gelmeyebilir. Ama yapay zeka, ChatGPT özellikle kullanarak bunu, bu tarz promptları üretebilirsiniz. Tabii ki hazırlarını verdiği için bunları da direkt olarak burada kullanabilirsiniz. Görsel yükleyebilirsiniz. Bakın buradan görsel, şuraya basarak görsel yükleyebilirsiniz ve görselin video haline gelmesini isteyebilirsiniz. Şimdi ilk başta bana verdiği bir promptu hiçbir değişiklik yapmadan girdiğimde bana ürettiği şey yaklaşık bir 30 saniyede falan üretti. Bu video oldu. Direct linke basarak videoyu indirebilirsiniz. Bu şekilde indiremezsiniz bakın. Çünkü bu site içerisine gömülü bir şekilde gelmiş. Direct link dersek ürettiği şey üzerinden şuradan indirebiliyoruz ürettiği videoları. 5 saniye olduğunu gözlemleyebiliriz. Oynatma hızını buradan düşürerek hareketleri daha iyi takip edebilirsiniz. Başka bir araçla da zaten ekran görüntüsü haline de alabilirsiniz, video kaydı da alabilirsiniz OBS gibi programlar kullanarak. Fakat gerek yok, indirirsiniz, sonra başka bir video düzenleyici programla isterseniz hızını da yavaşlatabilirsiniz. Geriye basarak dönüyorum sisteme. My Videos kısmına geliyorum ben ürettirdiğim için. Bir fotoğraf yüklemiştim. Ben burada gördüğünüz ilk fotoğrafı yükledim ve Türkçe olarak, bakın Türkçe'de algılıyor. Bu görseli hareketlendirdiğim bir video oluştur dedim ve yüklediğim görseli bu şekilde hareketlendirdiği bir video. Görsel ilk gördüğünüz sahneydi. Onu hareketlendirdiği bir, bakın kamera açısını takip ettiği için, taklit ettiği için çok pardon. Kedinin üstünden uçan bir drone'muşçasına bunun videosunu kaydetti. Tabii ki bunu doğru, daha güzel bir promptla daha iyi hale çevirebilirsiniz mesela. Hemen indirmek isterseniz de kendiniz görselden ürettiğiniz şeyi aynen buraya, oraya basıp indir diyeceksiniz ve inecek tekrar. Evet. Bu görseli İngilizce olarak Türkçe de algılamıştı ama hala hatalar çıkarabileceği için bunu İngilizce olarak da görseli yükleyip İngilizce olarak da şey yapmasını istedim. O isterimi yapmasını istedim. Görseldeki kişi önce havalansın, sonra kamera o kişiye zoom yapsın. Sonra da havadaki kum saati, yani şu parçalara ayrılsın istiyoruz. Şimdi sırada bunu üretmesini bekliyorum. Şu anda üretim aşamasına geçti. Bakalım yapabilecek mi? Türkçe yazdığımda algılamadı ama sanırım ben buradan promptu şey yapmasını kaldır demiştim. Bakın istemi geliştir demesini tikini kaldırmış olabilirim. O yüzden hata yapmış olabilir. Türkçe olarak değildi. O yüzden İngilizce olarak ChatGPT'nin yardımıyla istemi İngilizce hale çevirttirdim. Ve şu an tekrar üretim yapmasını istiyorum. Çünkü diğerinde pek istediğim şeyi vermedi. Sadece zoom yaptı. Dediğim gibi tiki kaldırdığım için de yapmış olabilir. Sizler de daha fazla promptla daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Fakat ücretsiz kullanımda
30 hak veriyor sizlere aylık olarak. O yüzden $30 vererek 120 üretim ayda yapabiliyorsunuz. $100 vererek pro üretimde 400 üretim. Diğer versiyonda da $499, pardon 500 diyelim ona, $500 vererek 2000 üretim ayda yapabiliyorsunuz. Tabii ki 2000 üretim çoğu şeye yetecektir ama bu para Türk halkında pek yok gibi gözüküyor. Maalesef Türkiye'de bu para pek yok gibi gözüküyor. O yüzden ne yapacağız? Ücretsiz versiyonu getirmeye çalışmak çoğu kişi için yapılacak şey olacaktır. Bakın ben 5 tane üretim hakkını kullandığım için 25 hakkımın kaldığını bana söylüyor. Ücretsiz versiyonda Gmail ile bağlanmamızı istiyor sistem. Onu da tekrar söylemiş olayım. Söylememiştim çok pardon. Gmail ile nasıl bağlanabileceğinizi de sizlere aktarmış olacağım. Bu arada ben de size şundan bahsedeyim. Bakın OpenAI'ın Sora'sı var. Zaten Sora diye yazdığımızda Creating Video from Text diye gözüküyor. Bakın burada OpenAI yani ChatGPT'nin yapımcılarının Sora'sı aşağıda verilen promptlarla ürettirildikleri çeşitli videolar burada yer alıyor. Aynı promptu verip tabii ki bundan da üretmesini isteyebilirdim ama bunun yani Sora'nın ve Google'ın veya Sora'nın farkları var. Daha uzun video üretebiliyorlar. Yani burada çok kısa görüyoruz ve altta verdiği promptu üreten bir Sora görüyoruz. Ve aşırı aşırı kaliteli bu arada. Bakın bunlar çeşitli promptlarla. Buna bizim açık erişimimiz yok. Olmadığı için de ben şu an size gösteremiyorum. Ama altta promptları var. Zaten promptu nasıl oluşturabileceğinizi ben size söylemiştim. Yapay zeka ile konuşarak kafanızdaki şeyi daha da detaylandırabilirsiniz. ChatGPT'yi özellikle kullanarak, Gemini'yi kullanarak da olabilir. Soruya şu an erişemiyorum. Erişemiyoruz daha doğrusu. Açık kaynak erişim herkese verilmediği için. Bir de Google'ın Veo'su var. Bakın Google DeepMind Veo. Bunu da şu an ABD'de deneye basabiliriz ama böyle bir şey yok. Yani deneme süreci şu an kullanamıyoruz. Bakın bu promptlarla da Google'ın Veo'suyla bunları üretebileceğiz. Bunların olayı da çok uzun üretebiliyoruz bunlarda. Yani üretebileceğiz daha doğrusu. Şu an erişim vermiyorlar bize. Bakın 60 saniye sürecek videolar üretebileceğiz yani. 60 saniyeyi aşan hatta. 60 saniyeyi aşan. Bakın. Yani bunlar gerçek değil. Bunlar bununla üretilmiş sahneler. Mesela Veo'yla. Şu an kullanamıyoruz. Altını çizeyim. Biz Luma Dream Machine'i gösteriyorum. Evet videoyu üretti. Üzerine tıklayalım. Evet kişi uçuyor. Kişi uçuyor. Tam bunu algıladı. Kum saati. Evet D yazacağıma. THR yazmışım yanlışlıkla. Yani şeyde mi hata var acaba? Yani şu an tekrar çeviriden de baktırmak istiyorum. Yani yok çeviri de doğru ama THR yazınca onu algılamamış olabilir. Ha bir geliştir dedik promptu ondan belki bir şey yapmış olabilir ama yani güzel. Beklediğimize yakın bir sonuç var burada. Benim beklediğime yakın bir sonuç var. Güzel yani kötü değil. Yani indirmek istersem de buradan indirebiliyorum. Tekrar. Evet yani buradan bu şeyi yapması güzel aslında. Kötü değil. Yani idare eder diyeyim. Türkçe olarak tekrar ürettirmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi algılama sorunu yaşamıştı ilk başta ürettiğimde ama belki de altta sistemi promptu geliştir diye seçmeyi unuttuğumdan olabilir. Şimdi ben bir çıkış yapacağım hesabımdan. Bu tarz şeylerde de abonelik paketleri genelde oluyor zaten sistemlerde. Try now, siz ilk başlarınızda sign in with Google diyecek. Google'la erişim yapmanız gerekiyor. Benim Google hesabımı tanıdığı için şu an problem yok ama sizden 3 tane izin isteyecek. Bunlar profil fotoğrafınız, e-mailiniz, e-postanız, isim bilgileriniz. Bu kadar diye hatırlıyorum. Bir de sanırım bir bilgi daha olabilir en fazla. Yanlış hatırlamıyorsam yani cinsiyet bilginiz falan olabilir. Bunun dışında sizden vermemeniz gereken başka bilgiler istemiyor. O yüzden sistemin güvenli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz programlarda genellikle abonelik paketleriyle çalışıyor. Bu bir açık kaynak erişim sistemi değil.
açık kaynaklı olmadığından kodlama yoluyla bilgisayarınıza indirip şu an buna şey yaptıramıyorsunuz. Yani bu site üzerinden, kendi sistem üzerinden ilerliyor. Ya abonelik paketiyle ilerleyen bir girişim, yani böyle görebilirsiniz bunu. Dediğim gibi Sora ve Veo çıktıktan sonra bu tarz girişimlere pek yer kalmayacak, onu da söyleyeyim. Çünkü çok uzun üretebiliyor olacaksınız onlarla ve çoğumuz bunu belki sınırsız yapacağız veya çok az ücretler ödeyerek yapacağız. Ve bir ChatGPT işte atıyorum o zaman 7 mi çıkmış olur 6 mı çıkmış olur versiyonunu kullanarak aylık abonelikte hepsine erişebiliyor olacağız. Şu an zaten GPT-4o'da bizler bir abonelik paketiyle çeşitli GPT'lere erişebiliyoruz. Yani ne yapabiliyoruz? Bunları kullanabiliyoruz. Bazı fotoğraf üretim, video üretim tool'larına GPT'lerde erişebiliyoruz. Yani entegre olarak kullanabiliyoruz. O yüzden bu tarz programlar güzel, birbirleriyle kapışırlar ama sonunda OpenAI'ın sonrası veya işte Gemini'nin, Google'ın pardon, VEO'su sistemde lider olur. Ama tabii ki birbirlerini kapışmaları güzel. Bunların olması da güzel. Şimdi de deneyerek çeşitli videolar da oluşturabilirsiniz. Hikayeler de oluşturabilirsiniz. Kendinize fayda sağlatabilirsiniz. Bu video dışında diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Kendinizle alakalı başka videolar da olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video varsa ve tavsiyeler varsa çekmemi istediğiniz, onlar hakkında da video üretimi yapacağımızı söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. Sıcak Fikir Medya sundu.